Test 16 x sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. Eşeri üreyen bir canlı türünde olayların hangi yerinin gerçekleşmesi genetik çeşitliğin artışını sağlar? Mayozda homolog kromozomların arasında gen değişiminin gerçekleştirilmesi kalıtsal çeşitliği sağlar. Hücre döngüsünün interfaz evresinde DNA'nın kendine eşlemesi bir altı yaramaz arkadaşlar. Mitozda da eşliyor neticede. Mayozda homolog kromozomların ekvatoral düzlemine rastgele dizilmesi yine kalıtsal çeşitliği sağlamış olacaktır. İlk sorumuzun doğru cevabı denizli. Vücut hücrelerinde 20 kromozom bulunan bir canlının sipermana hücresinin önce 2 mitoz ardından da bir kez mayoz geçirmesi sırasında oluşan hücre sayısı ve bu hücrenin kromozom sayısının değişimi nasıl verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar kromozom sayısının değişimi nasıl olacak? Adam ne yapmış? İki kere mitoz geçirmiş. 20'ymiş. Tekrardan bir daha ne olacak? 20 olacak. İki kez mitoz geçirmiş zaten. Bir daha yani 20'ye 20 olacak tamam mı? Sonrasında ne olacak kardeşim? Mayoz bölünme geçirmiş. 10'a düşmüş olacak. Olay bu. 20-20 10 gidecek yani. Baktığımız zaman birinci mitoz 20, ikinci mitoz 20. Mayoza baktığımız zaman 10'a düşmüş. O zaman adına doğru. Bakıldığı zaman hücre sayısına. Hücre sayısında ise önce bir tane hücrem vardı. Ne oldu bu? Mitoz geçirdi. iki tane hücrem oluştu. Daha sonrasında ne oldu? İkinci mitozu geçirdi. İkinci mitoz sonucunda dört tane hücrem bulunmakta. E dört tane hücrem varsa bu dört tane hücrenin her birisi mayoz bölünme geçirdiği zaman ne olacaktır? Dört tane yeni hücre oluşacaktır. O zaman ne olacak? Topla gel 16 yapmış olacak. Aha da sana 16. Sorumuzun doğru cevabına gelmiş oldu. Adana gelmiş oldu. Normal bir mayozun profaz bir devresinde hangisi gerçekleşmez diye sormuş. Çekirdek zarı ve çekirdek için erimesi gerçekleştirilir. DNA miktarının iki katına çıkması interfazın fazın seviyesinde olacak bolu patlar. E pikerin oluşması gerçekleştirilir. Kromatin ipliklerin kromozoma dönüşmesi gerçekleştirilir. Profazdayız. Homolo kromozomların tetratları oluşturması da gerçekleştirilmiş olacak. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı bolu geldi. İnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun embriyonik gelişimi sırasında Olayların hangisi gerçekleştirilmez diyor. Döllenme sonucu oluşan zigotun embiyonik gelişimi sırasında demiş. Bakın döllenme sonucu oluştuğundan dolayı mitoz bölünme gerçekleştirilir mi gerçekleştirilir. Zigotun embiyonik gelişimi dediği için mitozu alacağım. Mayoz bölünme görülür mü ha, Bir daha görülmez. Mayoz bölünme artık döllenmeden sonra bir daha gözlenmeyecektir. Hücresel farklılaşma gerçekleştirilir. Elbette gerçekleştirilmiş olacaktır. Sonuçta embiyonik gelişim gerçekleştiriliyor. Hangisi gerçekleştirilmez demiş cevabımız bolu geldi. Aşağıdaki şekilde bir bitki hücresinin mitotik evrelerinden biri gösterilmiştir diyor. Buna göre hücre döngüsünün bu evresinden önceki mitotik evresinde aşağıdaki halden hangisi gerçekleşmiş olamaz diyor. Bakın dikkat edin mitotik evresinden bahsediyor. Mitotik evre demek ne demektir? mitozu kapsayacaktır. Yani PMAT'ı kapsayacaktır artı stokinezi kapsayacaktır. Bunun haricinde olan bir şey görüyorsan patlatacaksın. Çekirdek zarının erimesi demiş. Çekirdek zarının erimesi nerede? Mitotik evrenin içerisinde yani PMAT'ın içerisinde gitti. Kardeş kromatin ayrılması ana fazla zaten. DNA miktarının iki katına çıkması ise interfazda fazla olacaktır. Mitotik evrede değildir bu. Ceyhan patlar. Sentromer bölünmesi stokinezde zaten. Kromozomların kromatinitlikle dönüşmesi de fazla olmuş olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? Ceyhan gelecek? Aşağıdaki bitki kısımlarından hangisinin üreme için kullanılması durumunda gelişen yeni bitkin ana bitkiden farklı genetik yapıda olması gerekir diyor. Bakın yine aynı soru tipi. Bu dördüncü e, soru tipi bu konuyla alakalı ama aynı soru tipi yani. Kalıp aynı. Farklı bir şey elde etmek istiyorsan tohum ifadesini arayacaksın. Tamam mı? Süsen bitkisinin rizomu herhangi bir şekilde e, vejetatif freme görülüyor. Bu yüzden ana bitkiyle aynı bitki grubu elde edeceğim. Aşkın gözyaşları bitkisinin yaprağı yine aynı şekilde bir bitkiden diğer bitkiye enjekte edilme durumu vejetatif freme Çilek bitkisinin gövdesi aynı, lale bitkisinin soğanı aynı ama elma bitkisinin tohumu diyorsa eğer ki ne olacaktır bu? Eşeyli üremedir. Eşeyli üreme olduğu için farklı genetik yapıda bir bitki elde etmiş olacaksın. Edirne doğru cevap. 6 Edirneydi. Memeli bir hayvan türünün vücudunda gerçekleşen normal mitoz ve mayoz olayları için hangisinin yanlış olduğunu sormuşuz. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı mayoz 1 sonucu oluşan hücre sayısına eşittir diyor. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı 2, mayoz 1 sonucunda oluşan hücre sayısı da 2 olacaktır. Doğru. Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı mayozun anafaz 2 evresindeki hücrenin kromozom sayısının 2 katıdır diyor arkadaşlar. Şimdi 2n kromozomlu bir vatandaşımız olmuş olsun bu. Netice itibariyle metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı yine ne olacaktır? 2n olmuş olacaktır. Ve kromozom sayısını ne olacaktı? Hatta şöyle diyelim. 2n eşittir 4 diyelim biz tamam mı? 2n eşittir 4 diyelim. 4 kromozom varsa mitozun metafaz evresinde. Mayozun anafaz iki evresinde bu neye karşılık gelmiş olacaktır? Mesela şöyle çizdim tamam mı? Şu mayozun metafaz biriydi. Bu ne olacaktır? Mayozun şunu sildiğim zaman metafaz ikisi olacaktır. Bunu ayır abi. Bak şunu ayırıyorum. Bu Anya'ya gitti. Bu Konya'ya gitti. Bu Anya'ya gitti. Bu da Konya'ya gitti. Topla gel 1, 2, 3, 4 kromozom olmuş olacak. Dolayısıyla mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı 4 mayozun mayozun anafazı evresindeki hücrenin kromozom sayısı 2 katı değildir. Eşittir. Aynı olacaktır. 4 olacaktır yani. Bolu patlar. Mitozun anafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı Mayozun profaz 1 evresindeki hücrenin kromozom sayısının 2 katına eşittir diyor arkadaşlar. Mitozun ana faz evresi olduğu için kardeş kromatide ayrılır ve bu yüzden kromozom sayısı 2 katına çıkar. Ve profaz 1'de de kromozom sayısı x olacağından dolayı 2 katı olmuş olacaktır. Doğru. Mayozun profaz 1 evresinde oluşan tetrat sayısı mitoz sonucu oluşan bir hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır. Evet çünkü 2 kromozom bir tetrat yapıyor. Dolayısıyla bu da doğru. Mitoz, mayoz 1 ve mayoz 2 de çekirdek ve stok bölünmesi olayları ortak olaraktan gerçekleştirilir diyor. Evet çekirdek ve stok bölünmesi ortaktır. Sorumuzun doğru cevabı bol geldi. Aşağıdaki şekilde iki işte 4 kromozomlu bir hücrede gerçekleşen mitoz ve mayoz evrelerinin bir bölümü ve bölünmenin tamamlanmasıyla oluşan hücreler gösterilmiştir diyor. Mitoz ve mayoz vermiş ama aynı hücre bakın dikkat ettiyseniz. Ya yani aynı hücreyi baz almışız. Bu bölünmeler sürecinde gerçekleşen olaylarla ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuştuk. Kromozom sayısı mitozda mayoz 2'de geçici olaraktan iki katına çıkardı. evet. Bakıldığı zaman anafazda ve anafaz eee de özellikle iki katına çıkmış olacaktır. Kardeş kromatlardan dolayı Mayoz 1'de sentromer bölünmesi gerçekleştirilmez diyor. Homolog kromozomlu ayrılıyor çünkü bundan dolayı. Mitozda oluşan iki hücre ile mayozda oluşan 4 hücre ortak gene sahip değildi. Aynı hücreyi böldüğümden dolayı ortak gene sahiptir kardeşim. Bu külliyen yanlış. Cevabımız ne geldi? Ceyhan gelmiş oldu. Aşağıdaki şekilde sağlıklı hücre ile kanser hücresi gösterilmiştir. Sağlıklı hücreyi görüyorsunuz arkadaşlar ve kanser hücresini görüyorsunuz. Buna göre sağlıklı ve kanser hücresi için hangisinin doğru olduğunu sormuş. Sağlıklı hücreler kontrollü olaraktan bölünürken kanserli hücreler kontrolsüz olaraktan bölünür de gördüğünüz gibi kontrolsüz bölünmüş. Kanserli hücrede DNA hasarından dolayı hücrenin normal yaşam döngüsünün kontrolü bozulmuş olabilir diyor. Evet. DNA hasarından bozulabilir. Kanserli hücreler dur sinyaline cevap verdik, vermedikleri için koşullar uygun olduğu sürece sürekli evet sürekli bir bölünme bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor yani artan oranlı olaraktan gidiyor. Doğru. Cevabımız ne gelmiş oldu? Edirne geldi. Diploid bir vücut hücresinin hücre döngüsü sırasında X, Y, Z, T değişkenleriyle ilgili veriler verilmiş. Bu değişkenlerden Y'nin kinetokol olduğu bilindiğine göre X, Z, T'nin değişkenleriyle alakalı Şimdi X'in yapısında DNA ve artı protein bulunuyorsa eğer ki X ne olacaktır? Kromozom olacaktır. Bu garanti var yani. Bu garanti varsa bu gitti. Z'ye sentomer demiş. Bakalım doğru mu? Metafaz evresindeki Y'nin sayısı yani kinotokonun sayısı bu evredeki X'in sayısının iki katı kadardır diyor. Şimdi metafaz evresindeki Y'nin sayısı bu evredeki X'in sayısının iki katı kadar olmak zorunda. Çünkü netice itibarı kinetokor sayısı Mesela bir tane kromozom aldığımda şurası iki tane kinetokor yapıyor. Yani bir kromozom eşittir iki tane kinetokor içeriyor tamam mı? Bu yüzden bu bilgi zaten var bende yani. Yazmasan da olurmuş. Anafaz evresindeki Z'nin sayısı bu evredeki X'in sayısına eşittir diyor. Z'ye sentromer diyebilir miyiz o zaman? Anafaz evresinde Z sayısına mesela aldım şuraya bir tane. Tamam mı? Ve bunlar ne yaptı? Kutuplara çekildi. Şöyle kutuplara çekildi kardeş kromatikler tamam mı? Ana faz evresindeki Z'nin sayısı bu evredeki X'in sayısına eşittir. X kromozomsa eğer ki ne olacaktır arkadaşlar? Z sentromer 1, 2, 3, 4 olacak. 4 tane sentromer, 4 tane de kromozom var kardeşim. 2 de doğru o zaman. Gitti, gitti. T kardeş kromatik demiş. Profaz evresindeki T'nin sayısı yani kardeş kromatitin sayısı Y'nin sayısına eşittir diyor. Profaz evresinde aldım şunu. Kaç tane kardeş kromatit var burada? 1 ve iki. 2 kardeş kromatit var. Peki e, Y kinotokor eğer ki şurada da yine iki tane kinotokor bulunacak mı? Evet bu da iki o zaman. Doğru mu? Doğru. Üçü de almış olur. Hangisi doğru olabilir diyor. Cevap edimine geldi.